Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında delta konusundaki alan hesabı testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eş 2 delta köşegenleri çizilerek elde edilen üçgenlerin alanları 12 ve 4 verilmiş. Şimdi ne yapacağız burada? E, delta köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler dik kesiyordu. E, bu x kenar bu da aynı şekilde. Çizilen yükseklik tabanı keş parçaya biliyor ya şu parçayla şu parça eşit ya da şu köşegen iki eş parçaya bölünüyor da diyebilirsiniz. E buradaki yukarıdaki 4 verilmiş. Yukarıdaki 4 ise o zaman burası 2 2 olmaz mı? Evet e, o zaman burası kaç oldu 10 oldu. E yuvarlaktaki alan 10 ise yuvarlaktaki alan yine 10'dur. B, D, C üçgenin alanı 10 10 daha kaç yaptı o zaman? 20 yaptı. Bu şekilde de yapabiliriz. Ya da hocam bu simetri ekseni ya 12 burası ise 12 burası 24 yapar. E 4'ü buradaysa 20'si de burada derdik ve cevabı 20 olarak bulurduk. Ben ispat yöntemiyle yaptım. Örnek 1 20 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Deltoid olduğuna göre alanı nedir diye soruluyor. E deltoidde köşegenler dik kesiyor. Bunlar da birbirini ortalıyor ya. Çizgideki alan 10 ise çizgideki alan 10. Bak alan dağıtıyorum. Çizgideki alan 20 ise çizgideki alan 20. E kaç çıktı? 20, 20, 40. 60 mı çıktı? Tüm alan böylelikle 60 oldu. Geldik 3'e. Şimdi 12 ise 12 deltoid olduğundan 5 ise 5'i yazdık. Deltoidin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu simetri ekseni olan köşegendir. Simetri eksen olan köşegen iki eş parçaya ayırıyor ya. O zaman bir tanesinin alanını bulursak olay bitti. E, burası zaten nedir? 5 çarpı 12 bölü 2 eşit. Yani 30'dur. E burası 30'sa diğer yarısı da 30'dur. Toplam kaç yaptı o zaman? 60 yaptı. Bizden tüm alan isteniyor. Cevap 60. Geldik örnek 4'e. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hemen diki yapıştırdık. Sonra BD'yi 16 vermiş. O zaman bu x kere çizilen yükseklik olduğu için keş parçaya bölecek. 8 8 olacak. 8 10 ne üçgeni 6 8 10. 8 17 ne üçgeni 8 15 17. Alan ABCD nedir? Üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulabilirsiniz ya da köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı köşegenler çarpımının nesidir? Yarısıdır. Şunlar şunlar sadeleşti. 8 8 kere 1 8 168 mi yaptı? Evet. Örnek 4 168 oldu. Geldik örnek 5'e. 4 verilmiş. Burası da 4. 4 kök 2. Burası da. Şimdi ne yapacağız? Delta Deltoidin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş şu simetri ekseni değil mi? Evet. E hocam şurayı bulabiliriz ama bak 90'ı böldük. Bu 90'ı kullanmam lazım benim. Bu sefer sanki şu köşegen daha mantıklı olacak. Bunu çizince normalde iki halinde şu simetri ekseni olan köşegen mantıklı. E bunu çizdik 90'ı kullanabilmek için. 4 4 ise 4 köklü oldu. Aa ne çıktı? Eşkenar üçgen ve ikizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgenin alanı 4 cevap 4 bölü 2 artı eşkenar üçgenin alanı da bir kenar 4 köklü ya. A kare kökü 3 bölü 4'dür. Bu 8 artı. Bu da 16 çarpı 2 32. 32 bölü 4 8. 8 kök 3 yapar. Yani 8 artı 8 kök 3 ya da 8 artı 8 kök 3. 8 kök 3 artı 8 de diyebiliriz cevaba. Örnek 5'i bulduk. Geldik örnek 6'ya. E şimdi yine simetrik eksen olan köşegen böyle sıkıntı yaratabilir. Gerçi açıları yazınca sıkıntı yaratmaz ama neyse. E şuradan şunu çizince 60'a bölmemek için bir hamle yaptım. E, açısı 60 ya. Burası da 6 oldu. 60 60 60'dan eşkenar üçgen çıktı. 180 60 çıkart 2'ye böldüğümüzde çıkıyor. E, bu da ikizkenar kenar ya deltoid olduğundan dolayı. E, bu 6 bölü kök 2'den dolayı 3 kök 2 3 kök 2 yapar buraları. 6'yı kök 2'ye böldüğümüz zaman çünkü bizden deltoidin alanı istenilmiş. İşimiz kolay. A kare kök 3 bölü 4 artı eşkenar üçgen alanı artı şu alan. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'ye eşit. Şunlar şunlar sadeleşti. 36 bölü 4'ten 9 yani 9 kök 3 artı 9'a eşit oldu cevap. Böylelikle örnek 6'yı da bulduk ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.